düzelmez abi. Bu ülke düzelmez. Bu ülke hırsız ülkesidir. Binami Yıldırım, Süleyman Soylu bu kadar mal varlığı nerede getirdi? Hep çalıntı malıdır. Saraylarda oturuyor. Ya buna lafın çürüğü. Hikaye bunlar. 30 milyar kiraya 10 milyar maaş. Bu Allah'ın hakkı mı? Bu memlekede Atatürk öküz sırtında, at sırtında kurtardı. Bunlar ya bizden çalarak saray kuruyorlar. Bizden çalarak saray kuruyorlar. Allah'ın hakkı mı? Ama bizim vergilerimizle bize rava görülmeyen hakkımızı bize vermiyorsa biz hakkımızı helal etmeyiz. Haramız değil, zıkkım olsun. Evet, evet. Sürüm sürüm sürünsünler. Değişirse düzelecek. Yeter canımız yandı. İstemiyor daha, istemiyor, canımız yandı. Uzaya göndermiş oldu astronotun yerine şu SMA hastaları var. Onlara o paraları verseydi, bu kadınlar, bu insanlar, bu çoluğunu çocuğunu kurtarsaydı ne olurdu? Kısıklıdakiler yaşıyor. Üsküdar'daki zenginler, Çengelköy'deki yalı sahipleri yaşıyor. Ama biz daha burada kiralarda sürünüyoruz ya. Binami Yıldırım, Süleyman Soylu bu kadar mal varlığı nerede getirdi? Hep çalıntı malıdır. Saraylarda oturuyor. Korumalar onları koruyor. Kesmeni korusunlar. Ne işleri var burada? Yok abi öyle bir şey yok. Hep yalan dolandırma. Başka bir şey yok. Veriyorsun. Bunlar iki yakası 30. bir araya gelmez. Hayatta iki yakası bir araya gelmez. Çalıntı hiçbir iki yakası bir araya gelmez. Hadi kolay gelsin. 30 milyar kira veriyorsun. 10 milyar maaş. Bu Allah'ın hakkı mı? Hak mıdır yani bu? Benzin mi dikiyorlar abi emeklileri? Ya bunlar lafın çürüğü. Lafın çürüğü. Bunlar hikaye bunlar. 30 milyar kiraya 10 milyar maaş. Bu Allah'ın hakkı mı? Hep düzelecek. Bekliyoruz. Yani bu memlekede Atatürk öküz sırtında, at sırtında kurtardı. Bunlar ya bizden çalarak saray kuruyorlar. Bizden çalarak saray kuruyorlar. Allah'ın hakkı mı? Git Aydın'a. Aydın'dan geleli bir sene oldu. Daireler orada 1 milyar. Gecekondu 500-700 milyon. Fatsa alayım. Ordu Fatsa alayım. Fatsa'dan da gelir bir sene oldu. Teyzemin evi 300 milyon. Bak 300 milyon. 3 milyar değil. 300 milyon. Deniz kenarında. Bak orası. Peki burası Türkiye'de. Burası Türkiye'de. Orası Türkiye değil mi? Ne kadar yabancı varsa doldurdun içimize. Kardeşim ne kadar yabancı varsa doldurdun içimize. Sen kendi milletine kapında köpeği bakamıyorsun. Sen kendi milletine burada iş veriyorsun. Aç veriyorsun. Ama bizi de düşün. Ver ama bak bizi de düşün. Sen kendi milletine şey mi? Söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Köprüler, otoyollar, havalimanları bunların paraları nereye gidiyor? Hepsi gidiyor özel şirketlere. Niye yani özelleştirmeseydiler kendileri yapsaydı bizim? Bizim bankalardan, kendi bankalarımızdan kredi çekiyorlar, yapıyorlar. Bana diyor ki sen dükkanını vermeyeceksin dolarla, markla. Kesinlikle yasak, burası Türkiye. Tamam doğru, vermeyelim ama sen köprüleri, havalimanları, hastaneleri dolarla, markla veriyorsun. Beşli çeteye bir de bir garanti veriyorsun. Nasıl düzelecek? Samanı bile ithal ediyoruz. Ben dünyanın arabayı şeye götürdüm. Mayaneye götürdüm. Mayane istasyonunda 6 tane gişe çalışıyor. Durmadan para kesiyor. Niye? Özelleştirdi. O para niye devletime gitseydi dahi değil miydi? Nasıl düzelecek? Emekli yılı oldu. Doğru. Emekliler acından ölüyor şu anda. Bana bir göstersene emeklinin cebinde para var. Ya gerisini boş ver. En ucuz kira 10 lira 15 lirada başlıyor. Emekli kaç para alıyor? Eskide yine bir evlendiğin zaman birinci sene evini alıyorsun. İşte yavaş yavaş arabanı alıyorsun. Çocuğunu okutuyorsun. Türkiye'de devlet okulu kaldı mı Allah rızası için ya? Emekli cebinde çocuklar olmasa acında ölür. Ne diyor? Emekli torununa harçlık verecek diye gitmiyor, torununu görmüyor. Çünkü utandığında gidip göremiyor. Yani neyi söyleyeyim yani? Ne tarafını alırsan rezalet. Kim dedi? Maliye Bakanı. Maliye Bakanı. Maliye Bakanı şimdiye kadar düzeltmedi. Bundan sonra da düzeltemez. Neden olacak? Git pazara bak bakalım pazarda ne var. Şu kadar ben 3 kilo soğan alırdım. 20 lira etmezdi. Şu soğan kaç para biliyor musun? 30 lira. Millet acından ölüyor. Ekonomi Bakanı şey edecek yani düzeltecek. O kendini düzeltmedi. Nasıl şeyi düzeltecek? Bilmiyorum, ben emekli falan da değilim. Zaten bu memleketi batıran batırmış. Satan satıyor. Yiyen yiyor. Fakir fukara da eziliyor. Başka ben bir şey bilmiyorum. Emekleri kediyle fare oynar gibi oynuyor. Zam istemiyor. Sözünde durmuyorlar. Biz her şeyi biliyoruz. Her şeyi görüyoruz. Kim kimin arkasındadır? Kim kime ne veriyor? Efendim beşli çeteye ne veriyor? Öbür taraflara ne veriyor? Kime gidiyor sarayda? Ki günlük harcaması ne kadardı biliyoruz. Emekliye gelince niye para yok? Emekliye veriyoruz. Ha, niye para yok? Emekli olsun diye bak. Kimin parasını kime veriyorlar? Bu kadar saltanatı kimden, yetkiyi kimden almışlar? Emeklilerin ölüm günüdür. Yani kendilerinin hazineleri, kendilerinin bütçeleri varsa
ayrı bütçeleri varsa, bu parayı o kendi bütçesinde bize veriyorsa haklıdır. Ama bizim vergilerimizle bize rava görülmeyen, hakkımızı bize vermiyorsa biz hakkımızı helal etmeyiz. Haramız değil, zıkkım olsun. Evet, evet. Sürüm sürüm sürünsünler. Zam istiyoruz, indirim istiyoruz. Şey indirim, ya. Geçim zor, emekliyiz zor. Bir pazara gidiyoruz, 500-600'den aşağı çıkamıyoruz. Ne yedek 10 bin lirayla? Ne yapalım onu? Evim kira değil ama yetiştiremiyorum. Doğalgaz gelmiş, elektrik gelmiş, su gelmiş. Böyle 10 bin lirayla onu istemiyoruz biz. Artırmasın. Yeter ki indirim yapsın şu yemeklere indirim yap. 28'de düzelecek diyor. İşte ben, yalan bak. Söylüyorlar, bir şey yok ortada. Söyleyen çıkan oraya bir şey söylüyor. Hepsi çıkan bir şey söylüyor. Biz inanmıyoruz yani. Kiracılar aç, emekli. Ben eşinden emekliyim, yetimim. Aç valla bir şey, 8 milyar maaş alıyorum. Kime yeter 8 milyar? Teyze manda yoğurdu yedin mi? Ne manda yoğurdu lan, ne bu koyayım ben? Kestane balı. Kasabın yolunu bile tanımıyorum, kasabın yolunu. Valla kasabın yolunu tanımıyorum. Manda yoğurdu. Yemin ederim. 2024 emekli yılı olmuş. Yok yok, öyle destirine yalan söyle, hep yalan. Aa şey, şuraya lokanta açacak ya. Aslında orada etli yemek yiyeceğim diye 4 gözle bekliyorum. 4 gözle bekliyorum. Yemin ederim. Açarsa inşallah hemen ben gideceğim. İlk evvel ben gideceğim. He. Ya yeter ya, ben hastayım. 15 tane hap içiyorum günde ya. Şeker hastasıyım. Ben hep hastayım. Yarısı ilaçlarıma kesiliyor. Eczane kesiyor. Hastane kesiyor. Ben ne kalıyor? Geriye ne kalıyor? Kiracıyım. Ben ne yiyeyim? İşte öyle gariban gibi geziyorum. 2028'de bu ekonomi düzelecek diyor. Düzelecek, inşallah düzelecek. Değişirse düzelecek. Yeter, canımız yandı. İstemiyor daha, istemiyor, canımız yandı. Hiç kimse sorgulamıyor. Mevduat faizleri nasıl 8,5'a indi, nasıl 45'e çıktı, hiç kimse bunu sorgulamıyor. Kesinlikle bunu sorgulaması lazım. Yani dolar, mazot, yani hiç insanlar böyle sadece ağaç gibi kök salmışlar sadece o parti. Vallahi ben hiç o partiye oy vermedim. Eğer ilk 5 senesi çok iyi gitti. Şayet öyle gitseydi ben de belki fikrimi değiştirirdim. Ama şimdi kesinlikle ne olursa ülke batmış, mülteci dolu. Olamaz yani, insanlar gerçekten 1 kilo et 500 lira olur mu ya? 500 lira ya. Yani bizim zaten antrikottur, bilmem bonfiledir, onları bırak. Bir kıymaya biz ulaşamıyoruz. Olacak iş değil. Bu nasıl? Ben şahıs olarak kendim Allah'a şükür kira vermediğim için ben iyiyim. Ama benim torunumun geleceği ne olacak? Bizim çocuklarımızın geleceği önemli. Kesinlikle. Ben böyle 64 yaşında ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey asla görmedim. Böyle bir şey yok. Battı. Ülke batmış. Ülkemize sahip çıkalım. Yani bu ülke bizim ülkemiz. Adamlar geliyorlar burada şeriat gelsin. Sen niye orada durmadın? Suriyeli. Hakaret ediyor. Küfür ediyor. Çıkarıyorlar mikrofonu, gösteriyor. Gel bu, onu konuşturuyorlar. Niye konuşuyor o burada? Ne hakkı var? Tabii ki ben başörtülü, ben feminist düşünceli bir insanım. Ben saygı duyarım. Kapalı benim arkadaşım, kapalı ben açığım. Yani insan diyor ki markete giriyor. Burada ne insanlar, kapalı. Ona ne? Suriyeli. Böyle bir şey olmasın. Bu ülke bizim ülkemiz. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Kıymetini bilelim. Yani benim umurumda değil AKP, CHP. Yeter ki bu ülke bu mültecilerde kurtulsun. Kesinlikle. Mevduat faizi niye böyle? Hiçbir insan, hiçbir çocuk bir daha ev alamaz. Mümkün değil. Yani baştakiler hariç. Yani reisin adamları hariç. Kesinlikle kimse alamaz. Ne demek 3 milyon, 4 milyon bir ev? Kim alıyor 17 bin lira? Ben eşimden emeklidir. 10 bin lira falan değil. 8 lira maaş alıyorum. Bak ATM'de onun maaşını ben çekiyorum. 8 bin lira alıyor ya. Nerede 10 bin lira ya? Bu kadın kirada yaşıyor. Benim komşum. Yani Allah yardımcımız olsun. Aklımız başımıza gel. Allah zaten o akılı vermiş. En büyük servet akıldır. İnsanlara verdi. Yeter ki onu kullanmasını bilsin insanlar. Kesinlikle. Yok Allah yardım. Allah kurban olayım Allah. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Sırf Müslümanım diye böyle öyle bir şey olur mu ya? Herkes Müslüman, bir sürü milyonlarca, milyarlarca Müslümandır var. Yani bilmiyorum artık. Ben çok üzgünüm. Bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği ne olacak bilemiyorum. Allah yardım etsin. Yine de öyle diyeyim. Ne diyeyim? Ne düzelmesi be? Hem 2 sene sonra düzelecek, 24'te düzelecek, 23'te diye. Hep bir yeni temel atıyorlar. Temel atması 2022 diyorlar, 2024'te açıyorlar. Hepsi palavra. Emeklilerin hali ne olacak? Zaten bu giderse bu emekliler götürecek bunu. Emekli yıl olmuş 2000. Nereye olmuş? Sen Nisan'dan sonra zamları gör şeyde.
1 Nisan'dan sonra. Hocam yani şimdi kurum diyor ya, diyor ben emeklilere yardım edeceğim. Kurum zaten şu anda bunlar hepsi, bütün şeyler hep onların elinde değil mi yani? Cumhurbaşkanı istese istediği şeyi yapar. Niye milleti böyle oyalandırıyor? Bu İstanbul'daki kötü gidişata dur diyeceğim dedim Murat. İstanbul değil, her tarafta. Ya zaten Murat Kurum orada değil mi kardeşim? Adam demedi mi bana şey yetki ver, ben her şeyi yapacağım. Herkes verdi mi yetkiyi? Adamlar dedik belki bir kurtuluşumuz oldu. Niye yapmıyorlar? Yani şimdi gidip şimdi seçimden sonra nerede getirip millete yardım edecek emek diye bu para? İşte şey Ankara'da 5000 lira. Öyle bir dünya yok ki hemşerim. Yapacağız da şimdi yapacağız. Milleti öyle kandırmayla iyi olmaz ki yani. Bir adam 10 bin lira emekli maaşı alıyor. Evde 4 kişi kira olmuş 15 bin lira. Çocuğunda dileniyor, kızında dileniyor, akrabasında dileniyor. Kredi kartında çekiyor, ödüyor. Ondan sonra elinin üstünde el kaldı. Abi kredi kartları şeylerde %5'e çıkarttı. Nakit çekim. Evet. %5'e çıkarsan ne olur hemşerim? Taksidi 3'e indirdiler. Ya ne yani olur, ne millet zaten o karttan o karta döndürme uğraşı. Bugün onu da döndüremeyecek. Dedi ki dedi ben emekler yılı yapacağım. Adamı yaptı dedi %49 baktı daha da 10 bin lira ulaşamamış. 9 bin 8. 3 kere zam yaptı. Kök maaşına bak, 10 bin lira olan kök maaşı 7,5. Temmuz'da ona zam yok. Senin kök maaşın 7,5 diyor. Ya 7,5'ın %50'si ne olacak? Yani %100'ü ne olacak? Bu ayıp değildir. Ya ben tek bir şey söylemek istiyorum. Uzaya göndermiş oldu astronotun yerine. Şu SMA hastaları var şuralarda, her yerde görünüyor. Onlara o paraları verseydi, bu kadınlar, bu insanlar, bu çoluğunu çocuğunu kurtarsaydı ne olurdu? Uzaya 55 milyon dolar para yatırdı ya. Boşluğa 55 milyon. Ne için? Uzaya çık. Sen uzaya çıkmadın kardeşim. Sen uzaya turist gönderdin. Ama orada bak SMA hastaları yatıyor. Ben Bursalıyım, Bursa'ya gidemiyorum. Param yok. Neden? Emekliyim, 11 bin lira para alıyorum. Yazık günahtır ya. 55 milyon doları sen gökyüzüne ver. Ve bir tane daha gidecekmiş yakında. Bu kadar. Benden bu kadar. Bu ekonomi düzelmesi için hiçbir şey yapılamaz abi. Yani dolar kaç para şimdi? 35 lira çıktı. İnan ben size bir şey söyleyeyim. Seçimlerden sonra en az 50 lira. 50 lira. Ben 65 yaşındayım. Ben bu kadar kötü günler yaşamadım. Ya. Bu hayatımızın en kötü günler. Daha da kötüsü olmaz. Bu kadar gider. Kısıklıdakiler yaşıyor. Üsküdar'daki zenginler, Çengelköy'deki yalı sahipleri yaşıyor. Ama biz daha burada kiralarda sürünüyoruz ya. Yazık günah değil mi? Ev sahibi olanlar da sürünüyor. Az önce teyze söyledi. Ev sahibiyim ama dedi bana maaşım yetmiyor dedi. Milyonlar aynı şekilde bunu yaşıyor. Teşekkür ederim. Düzelmeyecek de. Böyle gidiyor. Gittikçe marka dolara zam geliyor. Yani yiyeceğe zam geliyor. Ya gidip de yani bir şey yemiyorsun İstanbul genelinde. Yani bir şey alıp yiyemiyorsun. Her şey pahalı kardeşim. Yani nasıl düzelecek bu Türkiye? İmamoğlu kent lokantaları açıyor. İnşallah açar. İnşallah abi. Daha güzel olur.